Acun Doğuskan'ın kitap, Edebiyat Gali programı, Galip Çağla Ustaların Çağı'nın yepyeni bölümü, 56. bölümüyle bugüne kadar çektiğimiz en tematik Evet. bölümle ve farklı bölümle karşınızdayız. Tabii bu noktada programımızın isim babası olan değerli hocam Galip Çağla merhaba demek istiyorum. Merhaba hocam. Merhabalar, merhabalar. Biraz böyle bugün değişik bir mekandayız. Bir Bugün öncekinde de Sancak Vakfı'ndaydık. Bugün de gördüğünüz evimizdeyiz üzere, hocam. evet, evimizdeyiz. Altınyay Türk Okçuluğu Derneği'nde spor kulübündeyiz. Ve geçen bölümde sonunda bir takım semboller var masada, nesneler var. Bunlardan birine bağlı bir şey yapacağız demiştik. Bu kadar ok, yay görünce herhalde az biraz anlaşılmıştır. Kitapta şurada herhalde gözüküyor. Robin Hood, Howard Pyle'ın Robin Hood'unu konuşacağız bugün. İstedik ki biz de böyle hem vesileyle bir talim yapalım hem de onların Robin Hood'u varsa okçusu bizim de galibimiz var diyelim. Eyvallah Ve hocam. okumuzu yayımızı getirelim dedik yani. Eyvallah hocam. Hocam dediğiniz gibi bugün kendi evimizdeyiz. Altınyay Okçuluk Araştırma ve Spor Kulübü talimhanemizdeyiz. Evet. Sitelerde, Ankara sitelerde. Böyle bir konu olunca da hani tam böyle dediğiniz gibi hem talim hem de oklarla yaylarla bir arada olması çok güzel olur diye düşünmüştük. Güzel de bir sürpriz oldu. Kitabın doğru tahminini sormuştuk. Tabii şimdi video çekerken daha yayınlanmadığı için şey olmayacak ama Evet. olur bakalım bilen olacak mı diye de merakla tabii onu da bekliyoruz. İnşallah. Hocam Onun yorumunu bir önceki tabii videonun videoda altına şu anda atmış olmaları lazım uzun büyük tabii atmış ihtimalle. olmaları lazım. Yani Yani o çünkü yüzden bilemiyoruz kimin evet. olduğunu. Biz birkaç gün sonra çektik Cehenneme Övgü videomuzun o videodan. altında 55'te. bekliyoruz onun tahminlerini yani. İnşallah 55'te yapabileceğiz. o şekilde demiştik hocam işte onun altına Evet. atacaklardı. İnşallah bilen çıkmıştır. Bilen çıktıysa kitap hazır hemen göndereceğiz Eyvallah. zaten dediğimiz gibi. Ankara'da olan biri de olursa ben bir tık daha öteri çıkartıyorum. Bir gün buraya getirir Ha. ağırlarız hem de bir Ok atış şey dağıtırız. yaparız yani. Yani bu arada burada tabii bizim geleneksel Türk yaylarımız olduğu gibi arboletimiz filan da var. Robin Hood'un bir bazı versiyonlarında tarihsel olarak da daha doğru arbalet kullanılıyor orada. Yani burada bizim arboletimiz de var. Hatta bir küçük arbalet de var, bir büyük de var. Küçük arbalet burada bilmiyorsun şu anda ama O arkada. yani tam bir Robin Hood şeyi de yaşatabiliriz burada diye umut ediyoruz. Biz böyle zaman zaman geliyoruz burada, okumuzu atıyoruz. Ve Robin Hood'da denk geldi. Bir de benim şahsi ilgim de var Robin Hood'a. Onu artık birazdan ilerleyen kısımlarda konuşacağız inşallah. Eyvallah hocam. O zaman hocam geçelim. Geçelim İsterseniz. ama şöyle yapalım. Hazır böyle bu kadar pozisyon aldık, ok yay varken bir tane atış yapalım. Ondan sonra da şeye de geçmiş olalım. Eyvallah Ben en hocam. O azından zaman kendi yayımı bulmuşken biz de her zaman talime de gelemiyoruz buraya. Tabii bu işin ustaları var ama biz bir tane de Robin Hood'un ruhuna mı atalım istiyorsanız bir tane de atmış olalım inşallah yani gazaliyetini. Evet. Evet hocam, gezgaha da yaptığımıza hatta oku da attığımıza Attığımıza göre göre. klasikleşen bir şekliyle artık bölümümüze başlayalım. Doğru. Howard Pyle Usta bu ele aldığı destan işte yani bilinen bir destan sonuç itibariyle bu bir hikaye, halk hikayesini nasıl bir tarza çevirmiş, nasıl bir şey yapmış hocam? Buyurun söz sizde hocam. Eyvallah. Howard Pyle ve Robin Hood bugün konuşacağımız kitap. Biz de böyle Robin Hood deyince tabii çocuk kitapları serilerinde daha çok geçen özetleri, çizgi romanları, çizgi filmleri ya da sinematografik böyle karşılıklarıyla daha çok bilinen, konuşulan bir ürün gibi duruyor Robin Hood. Fakat özellikle benim neslim için, yani ben 80'lerin çocuğuyum, ilkokulu 80'lerde okuyan bir birey olarak söyleyelim. Benim ilk okuduğum kitaplardan birisi Robin Hood'un kitabın sonunda öldüğü versiyonlarından bir tanesi olan Hırsızlar Prensi Robin Hood'tu. Ve dolayısıyla hani ben bununla alakalı öykülerde falan da yazdığım için Robin Hood bizim için çok önemli. Fakat tabii zaman geçtikçe ve büyüdükçe Robin Hood'un ne olduğunu, nasıl bir hikaye olduğunu, Howard Pyle'ın anlattığı şeyin ne olduğunu anlamaya başladığınızda aslında meselenin bir çocuk hikayesi, çocuk kitabı olmanın ötesinde bir şey olduğunu görüyorsunuz. İletişim yayınları geçtiğimiz seneydi galiba, tam hatırlamıyorum ama işte Pollyanna gibi, Pinokyo gibi, Robin Hood gibi, Alice Harikalar Diyarında gibi bazı kitapları ki bunların hiçbirinin ben hala söylüyorum arkalarını biraz bildiğimiz için, yazılış hikayelerini bildiğimiz için çocuk kitabı olduğunu düşünmediğimden dolayı yine de anlatılan hikayenin şeklinden dolayı çocuk kitabı kabul etmesini kabul edebiliriz belki ama edilmesini iletişim yayınları mesela bunları böyle bir çocuk kitapları serisi gibi böyle bir seri halinde de basmıştı.
Ve şöyle küçük, elde taşınabilir, şık, hacimli bir kitaba doğru dönüşmüştü. Ancak bugün özellikle Robin Hood'u seçme sebeplerinden bir tanesi, bu eserin İngiliz tarihi, İngiltere tarihi bağlamında, aslında Avrupa tarihi bağlamında, hatta ucundan bazı anekdotlar göz önüne alındığında İslam tarihi, hatta Türk ve İslam tarihi bağlamında bir takım işaretler taşıdığını, bir dönem eseri olduğunu bilmemiz oldu. O yüzden hani biraz bununla alakalı belki konuşmak, Robin Hood'un da bir okuma macerası içindeki yazın okunabilecek güzellikte, kıvamda, tatlı da bir anlatısı var. Bir destan gibi, bir mitolojik metin aslında Robin Hood. Gerçek bir hikayenin farklı birçok varyantı sonunda, işte normalde hikayenin ana kahramanı belki 12. 13. yüzyıla kadar taşınsa da elimizdeki kitap, Payal'ın yazdığı kitap 1883'te yayınlanmış, yazılmış. Mesela 19. yüzyıla taşınan bir versiyonu var elimizde, ama bunun önü var, arkası var. O yüzden biraz bundan bahsetmek istiyorum. Neden bu kitabı okumalısınız da anlayalım. Öncelikle Robin Hood kim? Sonra da sembollerini konuşalım. Robin Hood aslında İngiltere'deki halk hikayelerine bakılırsa 12. 13. yüzyıla kadar mazisi giden, ama bizim anladığımız Robin Hood varyantının, varyasyonunun ortaya çıktığı tarihlerin 15-16. yüzyıl olduğu söylenir. Edebi ürünler bağlamına baktığımız zaman 12. 13. yüzyılda da daha kesin bir tarih var. Hikayenin geçtiği yer artık bu, özellikle kitabı okumasanız da o kadar çok film yapıldı ki bu filmlerden yola çıkarak bazı şeyler biliyorsunuz. İki tane temel karakterin arasındadır Robin Hood. Birisi Prens John, diğeri ise abisi 1. Richard. Aslan yürekli Richard'la yakışıklı John dediğimiz İki tarihi karakter var. İkisi de ikinci Henry'nin çocukları ve tüm bu hikayenin bir de sonunda bir Magna Carta meselemiz var. Yani aslında birçok kişiyi, kavramı az çok tanıyorsunuz. Üçüncü Haçlı Seferi, burada bir atıf yapılması gerekiyor. Belki ucundan bir Selahaddin Eyyubi atıfı yapılması gerekiyor. Yani bunların içerisinde geçen, fakat tüm bunların yaşandığı o vebaların, toprak köylüsünün, feodalitenin ezdiği, o toprak ehlinin ezildiği dünyanın dışında oldukça mistik, hatta kendi içerisinde fantastik bir hikaye Robin Hood. Birçok dediğim gibi varyasyonu var. Hikayelerin bazılarında Robin Hood bir Norman soylusudur. Yani Kuzeyliler olarak da bilinen, böyle bir biraz böyle Franklarla İskandinavların karışımı, hatta Viking soylu olduğu düşünülen Norman soylu olduğu düşünülür. Bazı kaynaklar, ki hani burada herhalde Sir Walter Scott'ı da almak lazım, Ivan Hoy'u. Oraya bakarsak da tamamen İngilizdir Robin Hood. Anglo-Saksondur yani. Yani böyle birçok varyasyon var. Hikayenin bazılarında Haçlı seferlerine giden ve burada ölen, Richard'dan geri kalan John'a karşı savaşan bir Robin Hood var. Bazılarında Richard'a karşı savaşan bir Robin Hood var. Mesela Anıl Bey Avrupa tarihçisi, o da biliyor bunu. Mesela tüm o filmler ve kitaplarda Richard'dan, aslan yürekli Richard'dan çok iyi bahseder, ama tarihsel kaynaklarımız Richard'ın tam da böyle bir adam olmadığını bize anlatır. Bazı varyasyonlarda Robin Hood'un Avusturya'da esir düşen Richard'ı kurtarmak için fidye topladığını, o paraları bunun için aldığını söyler. Örnek çok fazla, hikaye çok fazla, ama biz hani bunu birazcık Robin Hood hikayesini şöyle anlatabiliriz. Kitabın kendi hikayesi şöyle, zaten başlangıcında da var. İşte kazara bir ormancıyı öldüren Robin Hood karakteri var. Ve mecburen halktan kendini izole edip bizdeki karşılığıyla eşkıyalık, çetecilik yapan, bugün Nottingham civarında olan Sherwood ormanında bir çete kuran ve zaman içerisinde çetesi genişleyen, işte o tırnak içinde zenginden alıp fakire veren, oldukça eğlenceli, eğlenen ve Sherwood'da bir klan kuran. Yani o, aslına bakarsanız İngiltere'nin o dönemindeki o baskın Katolik düzeni içerisinde kötü bir kral, kötü kralı temsil eden feodal bir bey, lord, kont, ne diyorsanız artık siz buna, değişiyor çevirilerde. Sonra kalın urbaları altında zengin din adamları, ruhbanlar, bunların altında ezilen bir halk, toprak, köylü, ve bu hikayenin ortasında bir Robin Hood figürü var. Diğerleri gibi giyinmeyen, oldukça yakışıklı, böyle deri ceketleri olan, kitabın bu versiyonunun girişinde de anlatıldığı üzere kendi dönemi içerisinde özgürlükçü bir punk figür Robin Hood. Zaten özellikle işte bu 1938'de yapılan Errol Flynn'in oynadığı o çok en ünlü Robin Hood
filmi böyle neredeyse müzikalimsi bir şeydir yani. Ya yani bir İngiliz tipi gibi de durmaz aslında o tip. Dedim ya böyle eğlenceli, çok renkli. Böyle bir hikaye var ortada. Kazara bir ormancı öldürülür. Ormana kaçmak zorunda kalan Robin Hood ve bunun etrafına yerleşen o zulüm gören köylülerin zaman içerisinde Robin Hood'un çetesi haline gelişi. Sonra aristokratlarla Robin Hood ve çetesi arasında kurulan, aşk vesilesiyle kurulan bir ilişki var. Lady Meriem, olarak da geçer hikayesi. Yani içinde aşk da var. Bazı hikayelerde yani John'dan nefret edeceğiniz şeyler anlatılır ki çünkü yani tarihi gerçeklikte de kabaca anlatıyoruz tabii bunu. Hikaye aslında bir taht kavgası sonrasında 3. Haçlı Seferi'nin içine girmesi şekillenen bir hikaye. Kral 2. Henry'nin oğulları Richard, bir başka oğulları da var tabii ve John arasında bir iktidar kavgası var. Richard tahta geçince kardeşin taht işlerine karışmaması için onu uzaklaştırması. Daha sonra Richard'ın 3. Haçlı Seferi meselesiyle ki 3. Haçlı Seferi de Robin Hood hikayesini bence çok daha derinlikli hale getiriyor. Orta Doğu'ya geçmesi, deniz ötesine geçmesi ki 3. Haçlı Seferi'nde birçok kaynak farklı şey söylese de yaklaşık 100 bin kişilik bir ordunun Anadolu'ya girip Selahaddin'in eline düşen Kudüs'ü kurtarmak için Cennet'in Krallığı'na doğru gittiği bir savaş, bir süreç. Avrupa tarihinde de, dünya tarihinde de bilinen en önemli hadiselerden biri. Richard'ın bazı kaynaklara göre ölmesi, bazılarına göre esir düşmesi, bazılarına göre de geri dönüşünün gecikmesi sonrasında John anlaşmayı bozarak İngiltere'ye gelir. İngiltere'de oldukça katı bir yönetim kurar, ağır vergiler yükler soylulara ve en sonunda da o soylular, toprak beyleri ayaklanarak bir merkezi, başkenti tasallut altına alınca John ve onlar arasında bir anlaşma imzalanması gerekir ve işte bizim bugün bildiğimiz Magna Carta dediğimiz anlaşma imzalanır. Anlaşmada hani bizde böyle Magna Carta şöyle anlatılır hep böyle hani işte ilk demokratik anlaşma metnidir, kral yetkilerini paylaşır değil, çok zaruri. Hatta anlaşmanın maddeleri de tam böyle değil ama kendi dönemi içinde oldukça etkili bir süreç. İşte tüm bu hengamenin içerisinde 12. 13. yüzyılda başlayan bir hikayeye bağlı olarak halk hikayeleri türetiliyor. Aslında küçük hikayelerdi bunlar. 15-16. yüzyılda İngiltere'deki halk hikayeleri. İsmin yazılışı da Robin Hood gibi falan böyle yazılmış. Sonra zaman içerisinde değişmiş. Bununla alakalı ciddi çalışmalar yapılmış. Robin Hood'un aslında gerçek bir karakter olduğunu, Fulk Fitzwarth isimli bir Norman soylusu olduğunu söyleyen kaynaklar da var ki sonradan filmlerinde, film versiyonlarında mesela bu üç en ünlüsü herhalde herkesin en çok bildiği Kevin Costner'ın Robin Hood'u oynadığında hatırlarsanız Luckily Robin derken onu bir soylu olarak tanıtmışlar. Hatta o da savaş dönüşü geldiğinde kendi şatosunun filan yıkıldığını, bıkıldığını filan görmüştü. Dolayısıyla bu soyluluk meselesi önemli. Yani Norman mıdır bu adam? Anglo-Sakson mu? Çünkü Norman olma meselesi biraz sıkıntılı. Çünkü birbirlerine çok farklı. Yani Normansa Anglo-Saksonla, Anglo-Saksonsa Normanla savaşmış gibi oluyor. O yüzden biraz versiyonları da kendi içerisinde de farklı duruyor. Burada hani böyle ekstra bunu okuyanın okuması gereken bir metin olarak Sir Walter Scott'ın Ivan House'unu da okumak lazım. Howard Pyte biraz öncesinden başlattırıyor hikayeyi. Yani Robin Hood'u ve babasını o öncesinden bahsediyor. Walter Scott'ınki biraz daha Haçlı Seferleri dönemindeki kısmı anlatıyor. O yüzden iki kitabı beraber okumak bence yani buna ilgi duyan dostlar için oldukça değerlidir diye düşünüyorum. Dediğim gibi elinizdeki metnin bu meyanda baktığınız zaman 1883'te 19. yüzyılda kaleme alındığının bilinmesi gerektiğini özellikle ifade etmek isterim. Victoria döneminde aslına bakarsanız kaleme alınmış böyle düşünelim. Dolayısıyla 19. yüzyıla gelindiğinde Howard Pyle'ın oluşturduğu metnin asıl Robin Hood hikayesinin çok dışında bir hikaye olduğunu söyleyelim. Ben okurken açıkçası yani anlatım şekli oldukça böyle masal. Zaten şöyle başlıyor okumayanlar için. Ben buradan hatırlatayım. Buraya bu arada orijinal kapağını da koydular. İletişim yılına The Merry Adventures Robin Hood. Robin Hood'un sevimli hikayeleri gibi böyle bir anlatısı da var. Yazarın da kendiyle konuşma şeyi var. Robin Hood nasıl kanun kaçağı oldu? Yani aslında çocuklarınızla okuyacağınız bir üslup var ama dediğim gibi o parçaları bilince çok farklı bir noktaya doğru gidiyorsunuz. Örneğin hikayenin içerisinde herkes de artık işte bizim de bugün burayla böyle bir tesadüf eden özelliğinden baktığınız zaman
şenlikler, anlattığı şenlikler, İngiliz toprak kültürünü anlatması bağlamında önemli. Ok meselesi burada önemli fakat tarihsel biraz uyuşmazlıklar var. Bizim biraz tarihçilik yapıyoruz. Anıl Bey'le bunu değerlendiriyoruz. O bu bilgiyi verdi. Mesela normalde çoğu versiyonda arbalet kullanılıyor. Longbow denilen o İngilizlerin uzun okları kullanılmıyor. Çünkü o çok sonraki dönemde İngiliz ordusu için bir silah haline gelmiş. Edward dönemi demişti herhalde Anıl. Dolayısıyla hani orada bir uyuşmazlık var gibi dursa da biz şimdi birazcık Türk okçuluğuyla da iştigal ettiğimiz için değerlendirdiğimizde mesela Longbow'la Robin Hood'un yaptığı söylenen şeyleri yapmış olabilmesi çok mümkün değil gibi duruyor. Yani o kadar seri atışlar bilmem neler falan zor işte yani. Ama tabii Robin Hood'un hikayesi bir İngiliz halk kültür hikayesi. İşin de bu tarafını bilmek lazım. Bir kere çok keyifli okunabilecek bir hikaye ve hikayelerin birçok noktasında özellikle bu Nottingham bölgesi ki bugün oralar çok mistik alanlar haline geldi. Nottinghamshire diyorlar oraya ya da Sherwood Ormanı var olan gerçek mekanlar buralar. O yüzden hani Robin Hood'un yaşadığı oralarda çok heykeller falan ama ben dediğim gibi Robin Hood'a şahsi bir ilgim olduğu için ilk okuma dönemlerime dair bir eser. Ben böyle çok araştırdım. Bunun heykelleri falan var Robin Hood'un. İki türlü değerlendirmek lazım. Robin Hood hikayesindeki figürler önemli. Örneğin işte burada Robin Hood'un çetesine katılan rahip meselesi. Daha doğrusu keşiş. Orada rahip deniyor ama o bir keşiş. Yani işte oldukça kirli, sürekli içen, sarhoş olmuş. Hani bizim bugün kullandığımız bir kavram olarak seküler bir adam var. Ve aslında o figür üzerinden Paul belki de o katı Katolik ruhban sınıfa karşı güçlü bir eleştiri de getiriyor. Öte taraftan yerel idarecilerin, aristokrasinin köylüyü ezişini anlatması açısından hem oradaki şerif hem de Prens John meselesi. Çünkü şöyle bir sorunu var. Bazı hikayelerin bazı versiyonlarında Robin Hood John'a düşman, bazılarında da sadece yerel idareci, temsilci, vergileri toplayan şerife düşman. O yüzden bazı hikayelerde Robin Hood'u ısrarlı bir şekilde devletle ya da iktidarla, kralla karşı karşıya getirmeye çalışan bir çaba da var. Bunu da hani böyle kendi içinde fark ediyorsunuz. Hani sanki onun daha böyle yerel alanda bir unsur gibi görüyorsunuz. O yüzden ben okurken oradaki her figürü bu açıdan bakıldığın zaman ayrı ayrı olayları ayrı ayrı değerlendirmek gerektiğini düşünürüm. Hatta aristokrasi ile toprak ehli arasındaki ilişkiyi kurması açısından Meryem ile Robin Hood'un bir araya gelişi keza önemli bir nokta. Yine aile yapısı ve oradaki anlatılanlar, vergi meselesine getirilen eleştiriler. Mesela Robin Hood'u okumak bu Magna Carta meselesinin doğru anlaşılması açısından ciddi faydalar sağlayabilir. Yani verginin toplanma usulleri, halkın bu vergiler altında ezilmesi meselesi, Richard sonrasında John'un zaten Haçlı seferlerinin belini büktüğü, adeta böyle bir harabeye dönmüş İngiltere'de yarattığı tesir ve feodal düzenin artık işleyemez hale gelişi gibi süreçler önemli noktaları oluşturuyor ki yani biz burada 3. Haçlı Seferi'ni konuşuyoruz ama belki 100 yıl savaşlarını da konuşmak gerekir. Yani Robin Hood hayali, uydurulmuş hem mekansal olarak hem de karakterler olarak ortaya konulmuş bir unsur gibi durmuyor. Yani bir çabaya bağlı olarak geliştirilmiş gibi duruyor. O yüzden hani işin bu kısmını da bence göz önüne almak gerekiyor. Tek sıkıntı şu. Bu kitap fantastik bir metin. Yani Howard Pyle'ın anlattığı İngiltere o dönemde eğer bu 12. 13. yüzyılda geçiyorsa hiç öyle eğlenceli bir İngiltere değil. Çünkü kitabın daha girişinde Pyle'ın anlattığı güzel İngiltere'de evvel zamanda diye geçiyor. Robin Hood'un yaşadığı düşünülen 12. 13. yüzyılda sonradan oluşturulduğu 15. 16. yüzyılda İngiltere açısından hakikaten çok da böyle bir dönem değil. Onu söyleyelim. Çok aydınlık bir dönem değil. Kitabın içerisinde manzum bölümler var. Bu kısımları yani dediğim gibi elinizde müzikalitesi olan bir hikaye var. Yani müzikal de bir hikaye var. Çoğu hikayede de zaten bu meseleye ciddi atıfların da yapıldığını söylemek mümkün. Benim çok böyle keyifle okuduğum yani kendi içerisinde mizah hikayesi de olan, çocuksu anlatıları da olan ama öte taraftan birçok sakıncalı kavramla da bizleri karşı karşıya getiren bir ahlak çatışması da var kitabın. Yani zenginden alıp fakire vermek meselesinin ahlakiliği önemli bir tartışma unsuru. Yani bunu göz önüne almak lazım. Yani bu doğru mudur? Robin Hood bir eşkıya mıdır? Haydut mudur? Yoksa bir halk kahramanı mıdır?
Çünkü modern manada da artık bunu tartışmaya başlıyoruz. Çok fazla suni kahramanlar türüyor zamanımızda da. İşin bu tarafını da görmek lazım. Okurken bunu da değerlendirmek lazım. Tabii kendi içinde bakmakta ben fayda olduğunu düşünüyorum. Yani bu kitap yaklaşık 300, işte 500 sayfa, hatta sözlük de var sonunda benim elimdeki. Ama küçük sayfalar olduğu için yani onu çok şey etmemek lazım. Bir de iletişim yayınları bir güzellik yapıp ara ara bazı görseller de eklemiş. Şöyle göstereyim ben bu görselleri de. Dolayısıyla bu da bize keyif veriyor. Orijinalinde olan resimler, çizimler bunlar. Bunlar da kendi açısından keyif veriyor. Çünkü işin içerisinde bir de cezalandırma meselesi, Engizisyon mahkemesi meselesi. Yani bunlar Avrupa tarihi açısından önemli gerçeklikler ve yüzleşmeler. Ben şunu öneririm yetişkinlere. Bunlar çocuklarınızın okuması gereken kitaplar, eyvallah. Ama çocuklar tabii olayı sadece ok atan, hedefini vuran bir Robin Hood hikayesi üzerinden vurur. Öte yandan yetişkinler birazcık da farklı tarafıyla okuyabilir. Ben Robin Hood'u çocukluğumdan beri boş çocuğumda tutarım. Çok da defalarca da okurum, onu da söyleyeyim yani. Umarım okuyan yetişkinler için de aynı tesiri yapar diye düşünüyorum. Benim elimde iletişim yayınlarının çok geç yaptığı, yani 2020'de yaptığı yeni bir versiyonu var. Merry Adventures of Robin Hood. Murat Başekim'in bir çevirisi var. O yüzden hani keyifli de bir çeviri yapılmış. Tam böyle, tam Robin Hood hikayesi yani. Fantastik bir halk hikayesi gibi almış. O yüzden ben keyifli olduğunu düşünüyorum ama benim sunumumun sonunda ben Anıl Bey'in de bir şeyler söylemek istediğini ya da söyleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü onun biraz alanına da giriyor bu Avrupa tarihi meselesi. Belki onda söyleyecekleri vardır diye ben sözlerimi burada bitiriyorum. Buyurun Anıl Bey. Hocam ağzınıza sağlık. Evet. Güzel bir şey oldu, toparlayıcı bir şey oldu. Şu anda 18 dakikadayız bir de. İşin daha da enteresan kısmı. Güzel, önü de var filan. Siz inat ettiniz, bunu 30 dakika düşüreceksiniz belli oldu. O yüzden ben hiç bence konuşmayayım. Hani evet. Çünkü bir kere hocam hani çok iddialı bir söyleme olmayacaksa benim zaten alanım İngiltere. Ben İngiltere tarihi çalışıyorum Orta Çağ'da. Ve bu dönem benim tez konuma da hani öncesi olduğu için tabii ki de belli başlı şeyler var, objeler var. Ama dediğiniz noktalar çok doğru hocam. Yani bir Anglo-Sakson olduğu söyleniyor, bir Norman olduğu söyleniyor. Buradaki mesele de şu, 1066'dan işte Aralık şey Ekim bin, Kasım 1066'da adayı Normanlar istila ettiklerinde orada Anglo-Sakson krallığı da Vikinglerden kurtulmuş olarak son noktadaydı artık. Ama bir feodalite yoktu. Normanlar adaya feodalite getirdiler. Onların getirdiği feodalitenin daha üst seviyesini getiren ise işte Plantagenet hanedanı. Yani bu işte Richard'ın babası 2. Henry, Aslan Henry'nin getirdiği işte o daha böyle Fransa'daki daha artık oturmuş bir feodaliteye getirdi. Ve onlar Fransızdı. Baktığımızda Normanlar gene Viking Fransız karışımıydılar. Bir de Anglo-Saksonlar, yani çok kültürlü bir kısa dönemde çok farklı kültürün şey yaptığı bir dönem oldu. Ve sonuç itibariyle bu dönemde Normanlar adayı istila ettiklerinde de feodaliteyi de oluşturdukları için, yani toprakları bölüştükleri için Plantagenet Hanedanı'nda farklı bir yapı. Halde böyle olunca üçü arasında gerçekten kırılgan bir yapı var. Zaten hikaye dediğiniz gibi Magna Carta'ya da bu sebepten gidiyor. Gene konuşmuş oldum ama yani böyle işin şey kısmı o. Yani ben de mesela sizin gibi çok meraklıyım Robin Hood'a ve daha doğrusu İngiltere'ye meraklı olmuş. İngiliz kültüründeki bazı şahsiyetler benim için çok böyle çocuk yaştan itibaren merak noktasıydı. Robin Hood'u çok araştırdım ben de. İşte Anglo-Sakson dediğiniz gibi diyorlar. İşte bunun sebebini şuna bağlıyorlar. Bir Norman diyorlar. İşte bu özellikle Folk, First World mesela zaten soyadından Norman olduğunuz videonun başında da konuşmuştuk hatırlarsanız. Söyledim. Bu bir Norman soyadıdır. İşte Wort'un piçi, affedersiniz. Çok özür diliyorum ama piç orada piç demektir. Veled-i zina demektir. Onun piçi olduğunu zaten isminden de çok bariz belli ediyor. Gösteren bir simge ve en önemlisi dediğiniz gibi de hocam hani konuştuğumuz gibi de burada kullanılan yay sembolizisi. Yay normalde İngiliz toplumunda Normanlarda da aslında var ama onlar da çok böyle uzun yay kullanmıyorlar. Uzun yay normalde Gallilere ait bir silah. Galliler işte bugünkü Galliler'de daha bağımsız bir prenslik olarak İngiltere'ye bağlı olmadan uzun süre yaşıyorlar. Dağlık bir alan olduğu için İngilizler daha kalabalık olduğu için yani da İngiltere Krallığı ordusu daha kalabalık olduğu için onlarla savaşırken sürekli dağlara çekilip bunlar çobanlar dağlara çekiliyorlar. Süvariden ziyade piyadesi ve daha da ziyade okçu birlikleri var. Yeniyorlar. Birinci Edward işte uzun bacak Edward diyebildiğimiz o İskoç işte çekici diye İskoçları şey yapan Edward diyor ki Gallileri ele geçiriyor
çevirdiğinde diyor ki ya bu silah muazzam bir silah. Yani biz bunu orduya entegre edersek şey yaparız, ilk başta Galli okçular oluyor. Daha sonra bunu topluma entegre ediyor. Sherwood da porsuk ağaçlarının adada bulunduğu alan olduğu için, çünkü bu yay porsuk ağaçlarından yapılma bir yay. Böylelikle de büyük bir ihtimalle hikaye özellikle 3. Edward bir İngilizlilik ortaya çıkartmaya çalışıyor. Mesela bu dönemde Kral Arthur efsanesini de birçok farklı varyasyonu, evet, mesela yakın zamanda bir film çıkacak Yeşil Şövalye. 3. Edward döneminde bu işte bir Dizba nişanının, daha doğrusu Dizba Şövalye düzenini ortaya çıkartıyor. Ve İngiltere'deki birçok destanı o dönemki haliyle de güncelleyerek bir destan türevi yaratıyor. Robin Hood da büyük bir ihtimalle 3. Edward ya da 3. Edward'dan sonraki süreçteki bu denemeler sırasında son halini aldığı için de dediğiniz gibi büyük ihtimalle eline bunun artık uzun yay geçiyor. Çünkü İngilizlilik empoze edilmeye çalışıyor. Bizdekinden çok farklı bir millet algısı var İngilizlerin. Evet. Matruşka bebek gibiler. İç içe geçmiş bir kültür var. En altta adanın kendi yerli halkı var. Keltler var, Skotlar, işte İskoçların kökünde Piktler var. Sonra Romalılar var, sonra Anglo-Saksonlar var. Böyle böyle. Ondaki herhalde şey şu biraz. Onlarda etnik, coğrafik ve siyasi isimler farklı. Yani Britanya Krallığı ile Birleşik Krallık. Hocam tabii Britanya bir ada. Ha, hani yani o adanın tamamı İngiltere bir küçük bir bölümü. Anglo-Sakson yani Anglo. Orayı istila eden Cermen milletinden geliyor oranın krallığında. Yani İskoçya var, İrlanda var, Galler var. Hepsi bunlardan etnik olarak farklı. Bunun da farklı olmasının sebebi biri Roma, biri de Anglo-Sakson kralı Offa, diğeri de Roma İmparatoru Hadrianus ve Antonius. Bunlar çok farklı konular. Çok da uzatmayayım. Kafalarını da kimseye şişirmek istemiyorum. Bu aralara set koyuyorlar. Koydukları bu ikisi Çin Seddi gibi. İskoçlarla Anglo-Saksonların ya da işte Gallerle de ilk önce Romalılarla Skotların ya da Piktlerin, öbür taraftan da Anglo-Sakson Offa Kral bir set yapıyor Gallerle İngiltere arasına. Bu da Gallerle Anglo-Saksonların karışmasını engelliyor. Tabii zaten İrlanda'da ayrı bir ada olduğu için orada da ayrı bir etnik oluşum zamanında oluşuyor. O yüzden bunlar aslında aynı ada içerisinde biraz daha erken dönem. Yani şöyle söyleyeyim, Matruşka bebeğin biri, üçüncü katı işte şey mesela ya da ikinci katı Skotlar. İşte onlar İskoçları oluşturuyor. O da çok mesela ayrı bir nokta. Adrianus duvarı ile Antonius duvarı birbirinden ayrı. Normanlar istila ettiklerinde onlar ikisi arasındaki toprağı istila ediyorlar ve yerleşik İskoçla Highlander'daki o bizim işte şeyin de çıktığı böyle köylünün olduğu o filmde de bildiğimiz İskoç birbirinden aslında farklılaşıyor. Biri daha normal İskoç'u, öbürü daha şey, zaten isimlerden de bu anlaşıyor. Yani buradaki setler adadaki halkların birbirleriyle etnik olarak işte dediğim gibi Skotlar mesela Matruşka bebeğin enişten ikincisi. Enişteki değil, ondan bir sonraki. Galler ise bunun üçüncü katmanı. Ama İngiltere bütün adayı istila eden unsurların, yani İngilizler bütün adayı istila eden unsurların da akrabalık gösteriyor. Bugün zaten İngiliz dilinde %10-%20 oranında Viking'den kelimeler var. İşte biraz Keltçe'den var. Çok daha fazla ise işte bu özellikle Plantagenet'le birlikte başlayan Norman bir Plantagenet'le birlikte Normalce başlayan. Biraz daha Fransızca. Fransızca. Tabii yani bugün bütün resmi kurumların kullanılan Latince kökenli kelimeler Latince'den değil, dini olarak değil, siyasi olarak Fransızca'dan evet, geçiyor. Yani üç figür var zaten. Şimdi Robin Hood, William Wallace ve Rob Roy. Mesela işte Rob Roy İrlandalıların, William Wallace daha İskoçların. İşte Robin Hood'da derim İngiliz'e baktın ama bunların hepsinin mücadele ettikleri hep İngiliz krallığı olmuş. Yani. Yani çünkü adanın esas yöneticisi olmaya çalışan nokta unsur olduğu için daha güçlü. Niye? Çünkü o da ticari. Yani onun da çok farklı sebepleri var. Neyse ben çok konuştum. Yine bir 5 dakika konuşmayacağım diye. Daha da uzun konuşurum ama konu çok karışık bir konu. Eyvallah. Yok, hocam, ben bunu şunun için söyledim. Yani Robin Hood hikayesi, yani şimdi Howard Pyle dediğiniz adam Robin Hood'dan önce az evvel bahsettiğin Arthur'un hikayesini de yazdı. Yani parça parça. O yüzden hani İngiliz tarihinden bize ne diyebilirsiniz, denilebilir. Fakat Robin Hood'un geçtiği dönem sadece İngiltere tarihi değil, Avrupa tarihi, Kudüs'ün de tarihi, tabii Haçlı tarihi. Çünkü 3. Haçlı Seferi önemli bir Haçlı Seferi. Yani 6-7 tane var, bunların bazıları teğet geçiyor, bazı 4. Haçlı Seferi İstanbul'a yöneliyor filan ama 3. Haçlı Seferi, rakamları tabii çok teyit edememekle birlikte işte ortalama 100 bin tane Avrupalı askerin Anadolu'ya girdiği, Selahaddin'den Kudüs'ü almak için adeta böyle bir şey gibi çekirge sürüsü gibi. Onlar hocam şey işte Alman Kutsal Roma Cermi İmparatorluğu'nun ordusu, o ölüyor. Yani. Ordu dağılıyor. Ama esas işte bir de Filip var. İşte Agust, Filip Agust var. Fransa kralı. O da geliyor, geri dönüyor. Sadece 5-10 bin kadar savaşçıyla Richard bölgede kalıp Selahaddin'e karşı savaş veriyor. İşte tam tersini anlatan da var ya, hani bu işte Kutsal Roma Cermi'ne ya da Avusturya Macaristan yok tabii o zaman da, Avusturya ordusuna esir düştüğünü bile anlatan. O geri dönüştü hocam.
savaştan sonra geri dönerken karadan gelirken Filip August şeyi Konrad'ı Avusturya Arşidükünü kandırıp bunu esir alıyor. Evet. Konrad yanlış hatırlamıyorsun. Leopold galiba. Hı. Esir alıyor. Sonra onun için işte para toplanıyor. Zaten aslında John çok iyi bir adam değil gerçekten ama yurtsuz John. Ben çünkü yakışıklı dedim yurtsuz John. Özür babasıyla de. Olan ya babasıyla bu abisi ve yani babası abisi ve annesi Eleanor'da Akitanya'lı Eleanor diye bir kadın yani var. Yurtsuz denmesinin sebebi de babası rahat durmadığı için onu İngiltere işte, dışına gönderiyor. Yok hocam şey gidiyor. İşte Akitanya'lı Eleanor bunların anaları orta çağın en muazzam kadınlarından biri. Muazzam bir figür. Bir önceki eşi işte Fransa kralı Louis falan ondan boşanıyor, şeyle evleniyor işte daha kendisinden yaşça küçük olan bu Harry ile çocukları oluyor falan. Sonra bir noktadan sonra Harry bunu aldatmaya başlayınca bu arası bozuluyor. Çocukları da babasına karşı kışkırtıyor. John ilk başta babasından taraf. Sonra annesi ve Richard'dan taraf olunca normalde İrlanda topraklarının lordu. Babası bunun elinden toprakları alıyor. Hiçbir toprağı olmayınca ona şey deniyor işte yurtsuz John deniyor. Kovuluyor İngiltere'den. Abisiyle birlikte hareket ediyor. Abisi gittiğinde de orada da ayrı bir mesele var. Çünkü bir Arthur var. Gofrey'in bunların diğer kardeşinin oğlu. Richard John'u veliaht göstermek istemiyor oğlu olduğu için. Arthur'u göstermek istiyor. Ya olay çok şey ve John böyle bir noktada tahta geçiyor ve tahta geçmeden önce de devleti bedava Avrupa tarihi dersi veriyorsun. İngiltere tarihi oldu. Tahta geçerken de neyse buralar çok sıkça kaldı. Ya izleyenleri ya çok özür diliyorum ben kaptırdım. Ya işte çok farklı bir konu. Neyse hocam. Robert'u okuyun arkadaşlar. Okuyun burada bence. Burada anlatılan şeyler öyle basit çocuk merak hikayeleri değil. Bize. Hakikaten öyle. Hocam ben bugün İngiltere çalışıyorsam bu sebeplerden yani biri. Yani bir tarafıyla İngiltere. Da şunu da söylemek lazım. Robert'u. İngiltere'nin karanlık tarihi, Haçlı Seferleri sırasında Avrupa'da yaşananlar bağlamında da yani halk ne yaşıyordu anlamak adına da oldukça değerli bir metin. Umarım dediğim gibi sizler de okur ve beğenirsiniz. İnşallah. Neyse ya. Hocam girmeyeceğiniz yere girdiniz. Evet özür dilerim. Ben kaptırdım kendimi. Özür diliyorum. Büyük ihtimalle bu alanı kimse izlemeyecek. videonun sonunu en azından geçin ki bir sonraki videonun şey kısmını öğrenirsiniz. Yok izler. Konusunu öğrenirsiniz. Neyse tamam. Biz artık uzatmayalım. Ben uzatmayayım en azından hocam. Şimdi 56 Robin Hood'u yaptık hocam. 57'de Türk edebiyatına geri dönüyoruz. Evet. Buyurun hocam neyle devam ediyoruz? Sürpriz yok artık. Yok sürpriz yok. Bence Türk edebiyatının en önemli adamlarından, en çalışkan adamlarından. Bunu bir dostumuza da sözüm vardı çok uzunca bir süre önce ama anca sıra geldi. 1969'da hem Sait Faik hikaye armağanını hem de 1969'da aynı Türk Dil Kurumu hikaye ödülünü almış. Kendi dönemi içerisinde ciddi tesirler yaratmış. Çok değerli bir metin, bir öykü. Çok güçlü bir inanç öyküsü. Önce Ekmek, Orhan Kemal. Evet, bizim en sert Kemallerden bir tanesi. Sert Kemal. Yani bir 1960'lı yıllarda Türkiye'de şehrin yeni yeni inşa ettiği ve kurulduğu bir evrede şehirde tutunmaya çalışan insan hikayesi. İnşallah 57. bölümde Orhan Kemal'i ve önce Ekmek'i konuşurken bu kitaptan bahsedeceğiz. Güzel bir ince de bir kitap. Orhan Kemal okumak öyle çok kolay değil. Ama bunu okumak bence kolay olacak. Everest herhalde ama evet Everest yayınlarından çıkan bir versiyon. Eyvallah hocam 57. bölümde çok acayip bir bölüm olacak. İnşallah. Belli Orhan Kemal uzun zamandır listemizde olup bir türlü denk getiremediğimiz çalışmalardan çok biri. Çok Kemal var bir de anca sıra geliyor yani. Mesela bir Kemal'imiz daha var onu da yapacağız inşallah. Evet, Yaşar Kemal'de yapacağız bir ara. Evet ağza sağlık hocam. Eyvallah. Tekrardan izleyenler kusuruma bakmasın bir 10 dakikalık saçma bir konuşma yüzünden. Onu da ekliyorum. 30'u da zaten geçtik gene benim yüzümden. Hocam. Hadi bitirelim de ok atalım biz. Ok atalım evet. Maske mesafeye devam edelim. Evet. Aşılanmalar inşallah bitmiştir artık bu video yayınlandığında. Evet. Normalleşme gerçekten başlamıştır. Eylül'e yakın olmuş olacak. Eylül'e yakın olacak evet bu bölüm yayınlandığında. Bakalım. Öyle hocam. Görüşmek teşekkür üzere. Ederiz. Var mı sevgisiniz? Canınızın sağlığı. Görüşmek üzere. Kitapla kalın. Kitapla kalın hocam. Aynen. Bırakın kitaplar size sırasında. Evet. Bir ses tanınıza bizim de mottomuz. Aynen öyle. Onu söylüyoruz. Esen kalsınlar. Görüşmek üzere. Eyvallah.